Hürriyet, Ahmet Hakan. Seçime 19 gün kala aşırı gerçekçi saptamalar. İki taraftan biri diğeri karşısında ezici bir üstünlük sağlayabilmiş değil. Başa baş diye bir yorum epeydir popüler ve bu durum devam ediyor. Muharrem İnce muamması sürüyor. Yükselecek mi, düşecek mi belirsiz. Kazanan da kaybeden de çok az farkla kazanacak ya da kaybedecek. Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı çıkar. Kararsızlar var ve kararsızların odaklandıkları tek konu geçim. Kim milliyetçi seçmeni mobilize etmeyi başarırsa zafere yaklaşır. İkinci tur ihtimali hiç de yabana atılır bir ihtimal değil. Dip dalga yok. Dalgalar ayan beyan ortada ve yenişemiyorlar. Bu seçimde 1-2 puanlık hata payları anketleri çıkmaza sokuyor. Büyük şehirlerle Anadolu farklı tellerden çalabilir. Sonuç, bugün itibarıyla her an her şey olabilir. Her türlü ihtimal masada. Beyaz gömlek. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Üçü bir arada video çekmiş. İyi fikir. Hem de çok iyi bir fikir. Fakat bir sivri akıllı konsept tanımı yaparken üçüne de beyaz gömlek giydirelim abi. Çok iyi olur. Birlik, beraberlik mesajı vermiş oluruz. Beyaz sayfa açmış oluruz. Cem Uzan bile beyaz gömlekten bayağı prim yapmıştı. Biz de prim yaparız demiş olmalı ki, güzelim iyi fikir, inorganik ve doğallıktan uzak bir müsamere havasına dönüşmüş. O sivri akıl kimin aklıdır? Kimin olacak? Mutlaka çok bilmiş bir ajansın fikridir. Siyasetçiler, kendilerini ajansların kuklası haline getirmezlerse, ajansların her söylediklerini sorgusuz sualsiz kabul etmezlerse, ajanstan gelen her öneriyi kendi doğallıklarının sınırları içine çekebilirlerse, samimiyet ve sahicilik açısından örselenmemiş olurlar. Beyaz gömlek fikri ortaya atıldığında, üç siyasetçiden biri, "Bu ne ya? Müsamere kostümü mü giydiriyorsunuz bize? Bırak da organik olalım. Doğallığımıza dokunma bizim," demiş olsaydı böyle bir sonuç doğmazdı. Fazıl Say marşını videosuz izlemeyin. Fazıl Say'ın 100. yıl marşını videolu izleyince görselliğin etkisiyle marşın sorunlu taraflarını görmezden geliyorsunuz. Sahne düzenlemesinin görkemiyle ver 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 haykırışlarını duymazdan gelebiliyorsunuz. Koronun hareketlerine odaklanınca marşın veremediği heyecanı bir parça yaşama imkanı bulabiliyorsunuz. Görsele takılıp canınız sıkılmıyor. Enstrümanlara kendinizi kaptırınca marştaki eksiklikleri bağışlıyorsunuz. Sonuç, bu marş dünya marşlar tarihine video ile izlenince çekilir hale gelen ilk marş olarak geçecek. Bu nasıl ittifak? HDP yani Yeşil Sol Parti ile tip aynı ittifakın parçaları. Buna rağmen Yeşil Sol Parti adına oy isteyen Pervin Buldan şöyle diyor. Aynı ittifakta olsak da ittifakımızdaki başka partilere oy vermeyin. Yeşil Sol Parti'ye oy verin. Yoksa oylarınız AK Parti'ye yarar. Pervin Buldan'ın bu çağrısı dünya ittifaklar tarihinin en saçma, en tuhaf, en ittifak ruhuna aykırı açıklaması olarak tarihe geçmeye aday açıklamasıdır sanırım. İzmir'de AK Partili genç siyasetçi olmak, Konya'da, Kayseri'de, Erzurum'da AK Parti kampanyası yapmak kolay. Zor olan İzmir'in janjanlı kesimlerinde AK Parti kampanyası yapmak. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı iken İzmir'den birinci sırada aday olan Eyüp Kadir İnan, İzmir'in göbeğinde seçim kampanyasını yürütürken tepkilerle, laf sokmalarla, sabır zorlayan tutumlarla karşılaşıyor. Videoları izledim. Eyüp Kadir İnan'ın tavrı, bir siyasetçinin sahada kendine yönelen tepkilere karşı nasıl davranması gerektiğini anlatan ders nitelikteydi. Asla sinirlenmeyen, asla sabrını yitirmeyen, asla anlatmaktan vazgeçmeyen tavrıyla İnan, ön yargılarla nasıl mücadele edilirin hikayesini yazıyordu. Biraz da kafa bulmak maksadıyla, gel sana bir bira ısmarlayayım da bana yapacaklarını anlat diye bağıran vatandaşın davetini kabul ediyordu İnan. Yanındaki partili arkadaşlarına, siz gidin,
ben arkadaşla tek başıma sohbet edeceğim diyerek tek başına vatandaşın masasına konuk oluyordu. Siyasetçiye düşen sabırdır, nezakettir, bıkmadan anlatmaktır, ön yargılarla soğukkanlı biçimde mücadele etmektir. Eyüp Kadir İnan'ı genç yaşında sergilediği bu olgunluk nedeniyle tebrik ediyorum. Seçimle ilgili prensiplerim. Asla iddiaya girmem. Hiçbir zaman falanca kazanacak diye büyük konuşmam. Kim kazanacak dendiğinde asla bilmişlik taslamam. Kendimi hiçbir zaman taraflardan birinin militanı gibi hissetmem. Geliyoruz ya da yine biz kazanıyoruz goygoylarına kapılmam. İyi olan kazansın şiarından asla vazgeçmem.